20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı asrı oldu. 250 milyondan fazla insan savaşlarda, kitle katliamlarında ve siyasi cinayetlerde öldürüldü. Bu büyük vahşetin en büyük sorumlusu ise komünizm adı verilen bir ideolojiydi. İnsanlığa sözde eşitlik ve adalet getirmeyi vaat eden, oysa sadece kan, ölüm ve korku getiren bir ideoloji. Bu filmde komünizmin karanlık yüzyılını inceleyecek ve bu ideolojinin nasıl olup da insanlığa böyle büyük bir vahşet yaşatabildiğini göreceğiz. Çünkü dünyanın gelecekte benzer vahşetleri yaşamaması ancak geçmişten ders almasıyla mümkündür.19. yüzyılın ortalarıydı. İngiltere'de yaşayan iki Alman felsefeci, tüm dünyayı sarsacak bir ideoloji geliştirmek için uğraşıyordu. Fikirlerini ilk kez bir süre önce yayınladıkları bir kitapçıkta açıklamışlardı. Kitapçığın adı Komünist Manifesto'ydu. Bu iki felsefeciden birinin adı Karl Heinrich Marx'tı. Diğerininki ise Friedrich Engels. Marx ve Engels, materyalizm denen bir felsefeye inanıyordu. Materyalizm, maddecilik demekti ve maddeden başka hiçbir şeyin varlığını kabul etmemek anlamına geliyordu. Aslında materyalizm, Demokritos adlı Yunan düşünürü tarafından ortaya atılmış eski bir dogmaydı. Ama Fransız devrimi döneminde bazı Avrupalı düşünürler materyalizmi tarihin tozlu raflarından çıkarıp yeniden savunmaya başladılar. Çünkü dini inançları yok etmek istiyorlardı ve dine karşı ileri sürebilecekleri yegane felsefe de materyalizmdi. Marx ve Engels bir yandan materyalizmi savunurken bir yandan da doğanın temel yasasının çatışma olduğunu varsayan diyalektik adlı bir yöntemi kabullendiler. Bu yüzden teorilerine diyalektik materyalizm adı verildi. Diyalektik, evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde elde edildiği varsayımıydı.
İki felsefeci tüm dünya tarihini diyalektik materyalizme göre yorumlamaya çalıştılar. Marx, insanlık tarihini ve ekonomiyi, Engels ise bilim ve felsefeyi bu dogmaya uydurmak için kitaplar yazdı. Dahası Marx geleceği de tahmin etmeye çalışıyordu. Ona göre diyalektiğin çatışma ilkesi gereğince bir zaman sonra Avrupa'nın sanayileşmiş ülkelerinde kanlı devrimler olacaktı. Kapitalistler tarafından ezilen işçi sınıfı ayaklanacak, iktidarı ele geçirecek ve ardından komünist bir düzen kurulacaktı. Bu komünist toplumda din, ahlak ve aile kavramları olmayacaktı. Ancak Marx ve Engels'in önemli bir sorunları vardı. İnsanlık tarihini çarpıtarak da olsa diyalektik materyalizme göre yorumluyorlardı. Peki ya doğa tarihi? Canlılar nasıl var olmuştu? Mutlaka bu önemli soruya da materyalist bir cevap verilmeliydi. Bu cevap o sıralarda yine İngiltere'de yaşayan bir başka ideologtan geldi. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Beagle gemisi, keşif için Atlantik Okyanusu'nda ilerlerken üzerinde genç bir araştırmacı vardı. Charles Robert Darwin. Darwin, bu gemideki uzun yolculuğunun ardından 1836 yılında Londra'ya döndü. Yaşamının geri kalanında canlıların nasıl var olduğu konusunda bir teori geliştirmeye çalıştı. Darwin, teorisini 1859 yılında yayımlanan Türlerin Kökeni adlı kitabında açıkladı. Kitapta, canlıların tam materyalist felsefenin iddia ettiği gibi, yani rastlantılarla ortaya çıktığını ileri sürüyordu. Dahası, bu rastlantıların da çatışma yoluyla, yani diyalektik olarak işlediğini iddia ediyordu. Kısacası Darwin, diyalektik materyalizmi doğaya uyarlıyordu. Darwin'in teorisinin bilimsel bir dayanağı yoktu. Nitekim bu yüzden dönemin önde gelen bilim adamları Darwin'i ciddiye almadılar. Ama onu çok ciddiye alan iki kişi vardı. Karl Marx ve Friedrich Engels. Engels, Türlerin Kökeni'nin yayımlanmasından sadece bir ay sonra, 12 Aralık 1859'da Marx'a yazdığı mektubuna şöyle başlıyordu. Sevgili dostum Marx, şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Marx da Engels'e yazdığı mektubunda aynı heyecanı paylaşıyordu. Haftalardır Darwin'in kitabını okuyorum. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap budur işte. Darwinizmle Marksizm arasındaki ilişki güçlenerek büyüdü. Marksistler evrim teorisini kendilerine bilimsel bir dayanak olarak aldılar ve Darwinizmin de etkisiyle giderek yayıldılar. Dönemin komünist posterlerinde Marx ve Darwin'in kitapları birlikte yer alıyordu.